Herkese merhabalar. Burada anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyalım. Hisse senetlerin bilançoları açıklanmakta. Bazıları açıklandı, bazıları açıklanıyor. Şimdi hangi bilançoları bu? Son bilançoları. 2021'in son çeyreği açıklanıyor. Şubat ayındayız. Bir iki haftaya hepsi açıklanmış olur. Şimdi biz filtre yaparak iyi şirketlerin bizim filtreye göre üst sıralara çıktığını göreceğiz. Şimdi şöyle bir göstereyim. Mesela bilanço açıklandı. Bana göre iyi açıklayan bir şirket göstereyim şimdi size. Daha yeni açıklandı. Bu gece, bugün açıklandı. Bu iyi bir bilanço açıklamış. Şimdi benim sistemimde iyi bilanço açıklarsa halka nereye geldi? 3,7'ye geldi. Yani bu ederinin çok altına indi. Bu sistemde şu şekilde baktığımızda halka ne kadar yeşil varsa o kadar iyi demek. Şu tarafa bakmayalım şimdilik. Şöyle şuralara, buralara, buralara bakacağız. Şimdi burada en yukarıda burada özel hesaplamaya göre hesaplandı. En yukarıdaki hisseler daha iyi ama her zaman iyi değil. Yani nasıl iyi değil mesela. Burada şuradan başlayalım. R'ye, G'ye o. Bakalım burada buralar kırmızı. FD Forward'de bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. İyi ama çok iyi değil. Ondan sonra SN'e geçelim. Yine kırmızı. Yani şöyle yıllık Forward'ü böyle öz sermaye yıllık Forward'ü toplam varlık yapıyoruz. Burada bunlar yüksek olmadığı için yani burada öz sermayesi küçük olabilir. Bu yüksekmiş gibi gözükür ama toplam varlık içinde baktığımızda bunlar düşük rakamlar olduğu için buralarda bir sıkıntı görüyorum ben. Piyasa defter değerleri ucuz ama Forex'leri düşük. Yani şöyle bir şey. Forex üretmiyor. Yani kendi o işten yaptığı, o işten kazancı yeteri seviyede değil anlamda. Ama şeye baktığımız zaman toplam varlık böyle net kâra baktığımız zaman kârları iyi. Forex'leri iyi diye gözüküyor. İşte bir de FD Forex'ler burada belli zaten. FD Forex'ler iyi değil. Net kârlar burada iyi gözüküyor. FD Forex'lerde sıkıntı var. Bu da teyit ediyor. Geçelim hedef KS'ye bakalım. Hedef KS'de bizim yatırımlarımız var. Çok az bir yatırım var. Yeşil. Hedef KS'de durmaya devam ediyoruz. Ekleme de yapılabilir. Invest. Bu ne? Bilmiyorum. Bunun da Favök'ü kırmızı. Buradan da kırmızı. Yani Favök'ü onun üstünde olan bir şirket çok önemli değil. Yani yeni bir bilanço getirir. Bunu düzeltir. Bu Favök'ü düzeltir. Onu bilemem. Şu an bilanço verdi mi? Nasıl bir şirket? Bilmiyorum. Sadece benim taramamda karşıma çıkıyor. Naten. Naten'de Favök biraz iyi, biraz iyi. Kazanç iyi. Burada Favök kötü yani şu an toplam varlık içinde Favök'e baktığımız zaman. Firma değeri böyle Favök yani çok da iyi değil. Yani ne öldürür ne güldürür. Bunlar şu Esen, Naten birbirine bağlantılı şirketler galiba. Burada benim gözüme Teknosa çarpmaya başlıyor. Teknosa düzelebilir mi? Piyasa defter değeri de yüksek. Evet ama burada yatırım yapacak kadar da iyi değil. Sonra Güler Yatırım Holding'in finansalları iyi. Her şeyden iyi bir şirket. Kötü olan kısmı fiili dolaşım. Bir de yabancı para pozisyonlarına bakalım arkadaşlar. Bu mesela Teknosa'da çok iyi bir yabancı para pozisyonu var. Bu Güler Yatırım Holding iyi. Bunu geçelim. Yani şu kızardığı zaman bunu hatta silelim. Böyle şirketlerle uğraşmayalım. Özakkeye FD Fabrik ederinde bir şirket. Şu an ederi görüyorum. Stabil bir şirket. Şurada yıllık Fabrik öz sermayeye göre çok iyi değil. Ama idare eder. İEYA şöyle geçelim. Bu kumar gibi bir çok iyi açıklıyor. Bir çok kötü açıklıyor. Hedef var. Hedef yine bunun fabrikleri biraz sıkıntılı ama şu tarafı güzel hedefin. Bu da galiba yeni halka arz olan borcu da yok. Burada borca bakıyoruz. Özel hesaplamada ucuz. Yani hedef olabilir. Yani yeni bir bilanço güzel bir bilanço getirirse bakalım hemen. Hedefte ne olmuş?
Hedefe bakalım. Bu şekilde hızlıca taradığımız zaman, evet, burada bir şey gözükmüyor. Allah Allah, hiç satmamış mı? Ne bu? Hedef olduk diyor. Evet. Yani karmaşık. O daha yeni bir şirket herhalde. Yeni harflar doldu diyor. Evet. Yani burada hedefi şöyle bir koyalım. Şişe bizim için ucuzdur. İyi, finansalları iyi, şişe gelecekte daha iyi olacak, bu kesin. Şeyleri de güzel, yıllık forvet 19,8,5 öz sermaye, bu da güzel, şu da güzel. Bir de şuna bakıyoruz arkadaşlar, toplam varlık içinde net karını ne kadar arttırabiliyor. MTR diyor, bunu geçelim. Bunu geçelim, bu da yeşil gözüküyor. Bunu geçelim, Vestel var. Vestel birazcık düşük. Bu çeyrek iyi gelirse, bu çeyrek iyi gelirse finansalları, bu düzelecektir. Ve piyasa defter değeri halen birlerde, yani düşük. Ama bu çeyrek iyi gelmesi önemli. İyi gelmiyorsa bir sıkıntı var diyeceğiz. Kardemirler, her zaman beğendiğimiz A'lar, B'ler var burada arkadaşlar. Kardemirler 10 numara. Yani şurada ne kadar yeşil varsa o kadar iyi demek. Bu en yeşillerden biri yani gördüğümüz. Bir de şurada şey vardı, HDFGS vardı. Bu da iyiydi. Sonrasında Vestel falan iyi değil. Yani iyi değil dedim. Kırmızılara göre bakıyorum. Direkt renklendirme yaptığım için renklere bakıyorum. Ben rakamları çok takmıyorum. Yani rakam zaten şöyle küçükse kızarıyor. Kızardığı zaman buralarda kırmızılık gözüküyor falan. Diyelim burada finansal borç oranı bu yüksekse kızarıyor. Vestel bunu ciddi bir şekilde düşürüyor. Eğer üretimi de arttırırsa bunu arttırmış olacak zaten. Onu bekliyoruz. Aslında fiyat olarak ucuz. Sonra Alka var. Evet, Alka daha 3-5 saat önce bilançosunu açıkladı. Bu Alka normalde şu 3,7'lerde değil 9'lu rakamlar, 10'lu rakamlarda gezerken birdenbire 3,7'ye düştü. Yani muazzam bir artış var finansallarında. Hepsi yeşil. Yani görüyorsunuz %32, toplam varlıklar içinde %32 arttırmış. Çimsa yine hakeza güzel. FDFOK biraz fazla gibi ama Çimsa'ya hemen bakalım. Çimsa. Yani biz neye bakıyoruz? Bilanço açıklamış mı? Açıklamış. Demek ki iyiymiş bilançosu. FDFOK biraz yüksek ama yani 3,7'ye inmiş Çimsa. GSDHO bunu bilançosunu görmek lazım. CEMTS iyi. Bu da yeşil. Yani bakın komple FDFOK, FKV 5'in altı ise, bu da 2'nin altı ise zaten bu finansal borcu da hiç yoksa, bir de şuraya bakalım. O yabancı pozisyonda %31 ise zaten başka bir şey aranmaz. CMTS 10 numara. Çimsa'nın yabancı para pozisyonuna bakıyorum. Burada ROİÇ Çimsa. Evet, yabancı para Çimsa'da yok. Alka'da ne kadar yabancı para pozisyonu, ona bakalım. Evet, %76 diyor. Yani öz kaynağa göre yabancı para pozisyonu. Öz kaynağa göre, yani bazen şirketlerin öz kaynağı küçük oluyor. O zaman yabancı para pozisyonu kıyasla büyük gözüküyor ama burada biz yabancı para pozisyonunu şöyle yapıyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu, yabancı para pozisyonu, param varsa daha iyi demek. Buradaki kızartma metodumuz bizim yanlış olmuş. Param varsa daha kötü anlamı veriyor bu. Yani evet. Şu an tam dersi oldu. Evet, %77 dediğiniz zaman çok iyi bir para pozisyonu var GSDHO'nun. Evet, devam edelim. CMTS 10 numara demiştik. Kardemir'de zaten yeşil. Yani Kardemir'de'nin yabancı pozisyonu eksilerdi ama sürekli dışarı ihraç yaptığı için yani o bir şekilde kurtarır. Varsa da zaten yabancı pozisyonundan cebe atar. Yani burada mesela diğer demir şirketleri belki yabancı pozisyonundan cebe para attı. Onu bilemeyiz. Bu eksi olduğu için kaybetti yani. Evet, geçelim. Kızarık olanlara bakmayayım. Netgaz, bunlar enerji şirketleri. Kızarıyor bir noktada, kızarıyor.
Arsan aslında kırmızı ama şurada toplam varlık içinde net kârını iyi arttırmış. İşte burada Favök'ü biraz kırmızı. Zaten burada yaptığımız hesaplamalar bu biraz özeti oluyor şuradaki Favök'ü. Bu detayı artık hem öz sermaye hem yani toplam varlık içinde bakıyoruz. Bu da firma değeri üzerinden bakıyor direkt. Burada daha detayına baktığımız için ben bunları kale alıyorum. Burada kızardığı zaman bu kızar bir miktar buraya geliyor. Orge'ye bakalım. Evet arkadaşlar, Orge'de yemişin. Orge'yi beğeniyoruz. Orge bakmışım. Orge diyelim. Açıklamış mı? Açıklamışsa güzel. Açıklamış. Evet, iyi bir açıklamış. Güzel. Orge'yi beğeniyoruz. Yani hisse düşer çıkar çok önemli değil. Uzun vadede zaten yukarıdır bu. Enerji olmasına rağmen çok iyi karlar gözüküyor Orge'de. Angen yemyeşil zaten. Bunun sıkıntı olan piyasa defter değeri. Çok fiyatlamış. Yani yemyeşil olabilir ama bu kadar da fiyatlar mı bilmiyorum yani. Gelecekte ne olur? Kartek var. Kötü değil. Kötü değil. Finansal borcu çok. Finansalları da iyi. Yani nasıl desem kötü değil, iyi. İyi. Kartek'e bakalım. İyi dediklerimize bakıyoruz arkadaşlar. Kartek ne? Karsu tekstil. Beğeniyorduk zaten. %5 yapmış. Açıklamış. Evet, bu da açıklamış. %5 yapmış. İyi arkadaşlar. Bu da iyi. Yani 100 bizim hesaplamamıza göre 4. Yani bu yarı yarıya ucuz demek zaten bu. İsmen'i beğeniyorduk. İsmen yine iyi. Bu cim yine iyi. Yani burada finansal borcuna bakıyoruz. Yok zaten. Finansalları iyi. Ondan sonra yabancı para pozisyonu, o %36 yabancı para pozisyonu var. Dolar arttıkça para kazanacak. Zaten çimento dolar 2-3 kat arttı. Bu cim 10 numara. Desteklerden alınabilir. DESPC. Bunu bir şey yapmayalım. Bunu geçelim. KLGO. Bizim burada yatırımlarımız var. Şimdi finansal borcu yok. FD Forward'lar iyi. Hepsi iyi. Buradaki FDF 12'ye 7.98. Burası iyi. Burası da iyi. Daha bu bilanço açıklamadı. Bilanço açıklarsa ona göre bakılır. Şu an idare eder yani. Hani piyasa defter değeri 1 diyor ama yani bedelli yaptı. Bu değişebilir. Bir bilanço açıklasın. Ondan sonra bu piyasa defter değerinin ne olduğu ortaya çıkacak. RTL Lab iyi gözüküyor. Ereğli. Evet arkadaşlar, Ereğli 5'e yani yarı yarıya iskontolu ama işte burada Ereğli ile Kardemir'deyi karşılaştıralım. Bakalım Ereğli'nin burada işte yabancı para pozisyonunda borcu yok arkadaşlar. Yani borcu eksi 30 olmadığı için şeye göre avantajlı oldu. Bakın Kardemir BA eksi 30'larda yani bunlar birbirinin içine geçmiş Kardemir'de. Ereğli aslında bugün %10'a yakın yaptı. Dolayısıyla bu aslında Kardemir'e yakındı. Para dağıtacağını açıklayınca bu sene temettü dağıtacağını açıklayınca bugün tavana doğru gitti yani. Neyse. Türk Telekom iyi görülüyor arkadaşlar. Sıkıntı olan yeri finansal borcu var, faizli borcu var ama geri kalan her şey iyi. ARD yazılım 10 numara gözüküyor ama burada şirkette bir olay çalkantı var, ondan düşüyor. E-Plus değil yani. Bossa borcu çok, finansalları yüksek, yüksekte. Ama şeyleri de kazançları da iyi. Bossa'ya bakalım şöyle. Açıklamış mı borsa? Yani bunlar iyi şirketler. Eğer daha güzel bir bilanço açıklarsa zaten açıklamış. Bu güzel de gelmiş bilançosu. Yani bu şekilde buraya düşmüş zaten. Borsa belli ediyor. Güzel güzel güzel. Şunlar biraz büyük. Rakam olarak büyük geldi gözüme. Vespe de güzel. Hepsi bakın yeşil. Hepsi yeşil. Vespe'de beğeniyoruz. Osman idare eder.
Yani ismine bakarsak o daha üstlerde kalıyor. Ünlü kırmızı görüyorum ben ünlüyor. Yani bunları düşürmesi gerekiyor. Tezol bunları düşürmesi gerekiyor. Onun da kırmızı bir şeyi var. Kızarmış burası. Doğaç'ın kârları çok muazzam. Bir tek finansal bu onu da düşürüyor galiba. Yani şey açıklarsa bence iyi bir bilanço. Daha da ucuzlayacak. Açıklamış olabilir. Bir bakalım. Doğaç yazalım. Doğaç yani Doğaç Holding. Evet açıklanmamış. Güzel bir bilanço gelirse daha da ucuzlar. 5-7'lerden 4'lere iner. Yine bir alım gelebilir. Kua pahalı görüyorum. Yani senkron geçelim senkronu. Ege profil iyi, karlar iyi. Evet iyi. Bu tarafı da iyi Ege'nin. İyi beğendim yani. Yani yeşil. Kızaran hiçbir taraf yok. Borcu da yeşil. Tatkıda şurası biraz evet F defolttu bir sıkıntı çıkmış. Tire 10 numara arkadaşlar. Ege profilde 10 numaradır. Tire de 10 numaradır. Yeşil. Sonrası evet. Yani şöyle evet. ACSL. Bunda F defolt biraz fazla. Ege seri her zaman beğenirim. Her zaman 10 numara. Gedik birazcık düşük ama hani ne iyi ne kötü. Kors'a birazcık kırmızı, biraz kırmızı daha iyi olabilirdi. Enerjisa evet Enerjisa 6,5'a düşmüş. Beğeniyoruz yani bu onlara gidiyor normalde Enerjisa yani %20 %30 potansiyel yapabilir. Lokman Hekim bu da güzel. Yataş şu an güzel gözüküyor. Bunlar yatırım yapılabilir firmalar. Şu da güzel. Gesan. Finansalları güzel. Sonrakiler. DAP, Eskar. Bunlar güzel değil arkadaşlar. Kırmızı bakın zaten. Bera. Değil. Kırmızı biraz. Evet. Bera. Global Info. Cusan. İyi sanki. İyi sanki. Selek biraz kırmızı, biraz iyi, biraz nötr yani güzel. Nötr çok iyi değil, çok kötü değil. Deva'ya bakıyorum. Evet, Deva da kar yapan şirketlerinden. Yani çok iyi demeyeyim yani şu 8'li rakamları. Diğerlerine baktığımızda Birsa var. Arkadaşlar Birsa artık yavaş yavaş pahalanmaya başlıyor şu. Bunlar yeşiller sarıya döndü. Koza Ağ var. Koza A'ya bakıyorum. Kazançlar güzel. Borç yok. Bu da güzel, bu da güzel. Yani güzel. Yalan söylemeyelim. Güzel yani. Kızarma yok. Bunu geçelim. Değişik isimler. Bunda BN Taş kızarma var forvetlerde. Genil. Bakıyoruz. Kızarma var. Tuborg. Tuborg yeşil arkadaşlar. Yani her yönüyle biraz pahalı gibi gözükse de yani şeyleri finansalları iyi. Eğer bilanço açıklamadıysa güzel bilanço gelirse güzeldir. Tuborg yazalım bakalım. Bilanço açıklamadıysa evet, bilanço açıklamamış. Güzel. Güzel yani. Kırmızı değil. Sonra diğerini geçelim. Şu şeye gelelim. Kozal'a bakalım. Burada biraz kızarma var. Ama bu ellerinde bence Kozal. Biraz kızar. 7,5. Gente'se kızarma var. Petun'da kızarma var. Kervan'da kızarma var. Tetrak. Buralar yeşil. Buralar yeşil. Şuralar yüksek biraz. Evet. Girilir mi? Girilmez. Zaten benim hesaplamam %80 yani %10, %20 istokonto var. %60 iskonto olan yerler varken yukarıda buralara girmek. İstemir yeşil yeşil evet yeşil. Ama ederi biraz şey diyor. Teleman şuralar biraz yüksek geldi. Godiye şuralar biraz yüksek. Evet. Zaten aşağı indikçe böyle yeşil görmemiz zorlaşıyor. Yani yeşil her tarafını yeşil göremeyiz. Sayası ben beğeniyorum ama fiyatı yüksek.
Doktaya geç, kıpkırmızı. Evet, Ülker 68. Yani buralarda hani yeşilleri, şu biraz yeşil. Burada Turkcell var. Evet, bu biraz iyi gibi ama Eder'in de çok üstüne çıkmış bu TK olarak. Şu güzel, Ülker. Finansalları güzel ama finansal borcu kötü. Kırmızılar da var, favorileri. Bilmiyorum ya. Ülke alınmaz şu an için. Yani %67 finansal borç var. Bir borçlarını ödesin. Porto'da kırmızı. Ona yakın piyasa defter değeri var. Zaten benim hesabıma göre Eder'ine yakın. İndes kırmızı. Yani bunlar Eder'ini aşmış şirketler. Aselsan Eder'ini aşmış buna. Eder'in de öyle diyeyim. Daha benim yani diğerlerine baktığımızda bunlar daha da bir üstte pahalı kalanlar. Fortoto, Aksa var. Yani tabi bunlar bilanço açıklayıp yukarı çıkarsa onu bilemem. Yani şurada üçünün kırmızı yeşil olduklarına bakıyorum. Turkcell, yani şu Ülker var ama Ülker'in de finansal borcu çok arkadaş. Bunlar da zaten FK'lar yükseliyor gitgide. Zaten bizim hesaplama da Eder'in üstüne çıkıyor. Bakın bu benim hesabıma göre Eder'in %30 üstünde bir maaş. Yani bu para kazanacak da Eder'ine gelecek, ona gelecek. Sonra bir daha alıp yürütecekler bunu. Bu şekilde düşünün. PK'sı da 14,7. Tüpraş'a bakalım. Yine burada kırmızılıklar var. Hani şirketlere şu tarafa baktığımızda bu tarafta güzel şirketler. Yani kötü değil. Bakın bunlar hep Tofaş, Bimaş, bunlar hep üretiyor, yani fabrik üreten şirketler. Mesela Airbus, bunların hepsi fabrik üretiyor. Ama yani üretim var. Noh Çimento, bunlara ben yani bakın buralar kırmızı değil. Buralar kırmızı değil ama buralar kırmızı. Benim hesabıma göre kırmızı ve finansalları kırmızı yani. Bu ne demek? Fiyatı daha önde gidiyor. Yani bu iyi kazandırıyor ama kazandığından daha fazla da hissenin fiyatlaması oluyor diyor. İşte bu hisse ederi 10'sa benim hesabıma göre buradakiler onun üstüne çıkıyor. Yani bu burada benim 12-13'lerde hisse ederi deyip de buralar yemyeşilse, o zaman bu hesapta bir hata olması gerekiyordu. Bu kızardıkça, buralarda kızardığı için hesaplamamız 3 aşağı 5 yukarı iyi gidiyor. Yani hesaplamamız mantıklı. İşte bizim burada güzel hisseleri, yani şuralarda güzel hisseleri, bakın burada kırmızılar vardı. Dikkat edin, en altta da sarılar var. Aslında çok bir şey var burada. Tezatlık var. Bakın burada en ucuzlarda kıpkırmızılar var. En pahalılarda, bunlar pahalı artık, en pahalılarda yeşiller var. Bakın bu komple yeşil. Neyse, Toaso. Yani çok iyi üretiyor, her şey çok iyi. Ama hissenin fiyatı Eder'in üstüne çıkıyor. Burada benim hesaplamam bunu diyor. Onların FK'sı da bunu diyor. FDF2 de bunu diyor. Bakın bunların kızarmaları bu şekilde belli ediyor kendini. Neyse, çok önemli değil. Biz burada ucuz kalmışlar varken, alkalar varken, şişeler varken gidip de BİM'lere girmeyiz. Girer miyiz? Girmeyiz. Herkese iyi günler.